Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Şimdi Cruella'nın yanında staj yapıyorum. İşe gidiyorum. Gel bakalım. Ayşegül özleniyordu. Ayşegül'le başlayalım o zaman. Bilmiyorum. Ben de bir şey var. Ben senin böyle dönem hallerini sevmiyorum ama bir güzel geliyorsun şu an, bir güzel gelmiyorsun, anlamadım. Ama bir şey, bu ayakkabıları elbise giydiğinde hep bu ayakkabıları böyle kullanıyorsun sanki. Ya bunu alalı 2 hafta oldu. Bu ikinci yani, giyişim ikinci sanırım. Bilmiyorum, öyle kalmış aklımda. Ya bu tarz ayakkabılarım çok var. Bilekten bantlı çok seviyorum ve yüksek seviyorum. Ben yüzden çantanı çok beğendim. Onun için de gözün de çok güzel. Tamam. Kadar. Teşekkür ederim. Gülay. Bence çok güzel oldun. Çantan güzel, kombinin güzel. Eteğim biraz kısa çünkü sürekli çekiyorsun ama... Ya havaya kalkıyor, başıma falan geçiyor. Kombin bence. Çok çok iyi. Teşekkürler. Sina. Ayşegül'e bir şey sormak istiyorum. Allah aşkına şu stylingin neyini beğenmedin? Ya cevap vermeyeceğim. Soruyorum niye ya, burada yarışmacı ya değil misin? Ya bir Ayşegül'dür gidiyor burada ha. Çok popüsün. Ya yapmadın sana ne? Öyle de. Niye bir şey soruyorsun? Niye benim üzerime oynuyorsun? Hayır, beğenmemek için yapıyorsun çünkü. Şu ya stylingin neyini özledim, beğenmedin? Hayır, söyle. Ben kötü demedim ki. Aa. Ben kötü demedim ki, ben dönemler yani o gömlek belki ben giysem olmaz yani, böyle sevmiyorum belki, Allah Allah. Kötü bir şey yok zaten üzerinde. Ya beğenmemek için senden beğendi, çok çok iyi olmuş. Beğenmediğini düşünüyorum. Beğenmedim senin. De yani ben beğenmedim demedim. İstediğimi de söylerim. Sana ne? Neden? Hayır, herkesin yorumuna bir şey ya, girip oraya Ayşe nasıl beğendin ya bunu diyebiliyorsun. Ne Ayşe gülmüş. Odak noktası oldu kızın. Sinem benle ilgili. Hayır, kendim sen geçen gün ya nasıl beğenebildin diye Aycan'dı galiba. Nurcan mıydı Aycan? Nasıl beğendin bunu diye evet, sorguluyorsun. O yüksek ben zevkli de sana bir diyorum insan. Ki. O yüksek zevkli bir insan. Sen değilsin. Ya ne ilgisi var benim söylediğimle bunun? Nerelere çekiyorsun? Ya ben ne söylüyorum çekeceğim sana? Sen zaten yani nereye çeksek oraya için gelirsin. Beğeniyorsun şuradan ya çıksak yemek yarışması şey var desek oraya da gelirsin. Ya ne ilgisi var, sen nasıl böyle nasıl konuşabiliyorsun? Bana böyle Allah konuşana böyle konuşuyorum. Ben sana ben kötü ya bir şey söylemiyorum. Yaptıklarını söylüyorum. İkide bir böyle aşağılamaya çalışma yani. Ben bir şey söylüyorum. Ayşegül'üm, seni anlayabilmemize imkanı yok. Adana'dan bir şey geliyor. İçeride Urfa'dan bir şey geliyor. Var. Buradan yorulmuyor bir şey musun geliyor. Ayşegül'üm? Niye yoruluyum? Gerçekten soruyorum. Ben gencim, niye yoruluyum? Tamamıyla iyi niyetimle soruyorum. Hiç yorulmuyor musun? Gerçekten gencim, yorulmuyorum. Seni burada 3 saat otursalar karşında da bir şu olsun, şu konuşur musun? Şimdi bir şey soracağım. Ayşegül'e bir robot çevirebilir miyiz? Yani lütfen? Vallahi konuşur. Onunla bile kavga eder. Hayır. Bazen bir dinlendirsene şey kendini. Ya sen neden mesela bak olayı o kadar izlemeyen bir insansın ki, ben şimdi Öykü Hanım söz verdi. İnsan gibi yorumumu yaptım. Oradan atlayan insana nasıl cevap verebilirim? İşte senin cevap yaptığını yapıyor işte. Hayır ama nasıl sinirlenmemen cevap lazım. Bak, aynı ses tonuyla cevap vereceksin. Vermek istemiyorum. Sinem yani bana küçük sonra küçük tabii görmeye de gerek yok yani. Zorla bir şey söyleyeceğim diye. Bir dakika. Çok Öykü vermek ya istemiyorum. Evet, gözümün bu senin için. Sana bana bak, bakmaz. Bir insanı bir de sen kimsin dediğin anda otomatik olarak o sana bileylenir zaten. Bileylensin. Bak tam da yani kabanın gibi oldu masmavi. Oh, evet Ayşegül burada disko, göremediyseniz. Disko, disko. Şimdi ben Sinem'i küçümserliyorum yapmadım. Ama anlamak istemiyorum. Ayşegül evet gerçekten. Işıklarla konuşacaksın. Ya burada nasıl devam ettin şu an günah çıkartacağım. Yaptıysan, bahar ol. Vallahi suyun ekmeğini koyun 8 saat bile konuşuruz. Sinem'e yorum yapacağım. Konuşur, yani neden seni... Ay... Ayşegül bir kere de cevap verme ya. Sus bir kere dedi ki ay ben yoruldum. Olmaz, da ya. Uyuyamam, hayır tamam cevap versin. Her şeye Çiğdem bir cevap her ama şey. Ama sen kimsinlere girmesin yani. Sen sana kimsin işte, ben ki de sana tam onu diyordum. Yani. O laf bile insanın böyle denilmesine sebeptir. Yani bunu zaten söyledin Ayşegül bana. Işte. Çıkmaması için çıkıyorum çıktıktan sonra. Söylüyor sonra sen kimsin diyor. Evet. Beyaz kalem mi çekiyor? Bir şarkı armağan edebiliyor muyuz? Bilay Ayşegül'le ilgili ne düşünüyorsun? Bence buradakiler yani çoğunla görüşmüyorum ama çok dürüst bir arkadaşım. Yani dışarıda da konuşuyor ama bu kadar çok konuşmuyor. Başka bir şey söyleyeceğim, düşünsene. Ama bu kadar çok. Hayır konuşuyor, konuşkan hani yapısında var ama bence bazı konularda ama haklı yani. Hangi konularda mesela? Dışarıda dans konusunda daha yetenekli, konuşma konusunda. Bir saniye, ben bir soru sordum Nihal'cim. Hiç duymadık ne dediğini, tamam, ilgilenmedik de. Hani bazıları gerçekten karşındakini kırmamak için böyle nasıl desem toz bembe bir şeyler söyle. Hani sevdiği için kötü yorum yapmıyor, kötü eleştirmiyor.
Ama Ayşegül çok direkt yani. Bir şeyi beğendiği zaman evet çok güzel diyor. Bir şey hoşuna gitmediği zaman da güzel olmadı diyor. Hani kendine güveniyor ve karakteri nasıl desem? Yani sağlam bir karakter, bilmiyorum. Ben çok seviyorum Ayşegül'ü. Ayşegül nerede iyi bir karakteri olduğunu anladım. Yarışmadan sonra, ki biz o kadar tanışmıyorduk, sadece aslında neler oluyor programında konuştuk biraz. Sonrasında bana dedi ki zor durumda olduğunu biliyorum. Hani bir kadınla beraber yaşıyorsun, gel bende kal dedi. Kira vermene de gerek yok. Hani ailem zaten bunu karşılıyor. Beni tanımadığına rağmen kapısını açtı. Teşekkür ettim, teklifi kabul etmedim ama bunu kimse yapmaz yani. Ayşegül gerçekten bu konuda çok vicdanlı, çok temiz kalpli bir insan. Yani başkası bunu yapmazdı kesinlikle. Peki. Ama Gülay'ı sevdiğim için yapayım. Bak işte koca All Star'da. Nihayet. Bir şey söyleyeyim, Sinem'e de geçen sezon yardım ettik yani. Tam onu söyleyecektim, biliyordum söyleyeceğini. Ay, çok söylemene gerek yok. Bizim sezondan bir kız da dedi ki All Star'a girdiğin zaman bunu da başına kalkar dedi, giydiğim zaman senin kıyafetin. Ne zaman başına kalktı? Tam el isteyip sizden söyleyecektim ve defalarca da söyledim zaten. Ayşegül bana çok yardım etti. Evet, çok iyiliği, bana kimse yardım etmemişken evet o yardım etti bana. Ama burada yüzüme bakmadı yani. Ama ben yüzüme bakmayınca haliyle ben sanki ona yanlış bir şey yapmışım gibi. Ne zaman başına kalktın? Ben seni şurada eleştirirken şimdi şöyle bir cümle de kurabilirdim. Şimdi zaten söyledi. Zaten geçen sezonda da sana ya ben yardım ben bunu defalarca burada söyleyip sana teşekkür ettim. Yok, etmene gerek yok ki. Bana ne etme. Ayşegül'ün verdiği kıyafetleri giydiğin zaman burada yapılan eleştirilere karşı verdiğin cevapları da hatırlıyoruz. Evet. Hatırlıyoruz ama. Ne dedi? Ne demiştim? Ne demiştim? Söylemez mi öyle bir şey demiştim? Ya da ben onu çekerim, sizi ilgilendirmiyor mu? Ters bir eleştiri aldın, işte aynısını giydiğini vermiş sana gibi bir konuşma geçtiğini hatırlıyorum. Evet. Ya hayır ben seçtim falan gibi bir şey dedin. Ben ama tabii ki ya, yani beraber kadar da, ki ben sağ kabul olsun da aman da bir bana yardım ediyordu, Allah öyle razı olsun gibi bir şey de demedin yani. Ama sonra burada söyledim ya. Yardım ettiğini söylemedin. Sen butiğinden. Burada Instagram'da fotoğraf koydum. Ayşegül'ün aynısı. Kıyafeti gördüğümüz için ondan herhalde sonra yan fotoğrafı koydum. Herhalde ki ben onu kabul koydum. Etmesem, onu beğenmesem burada zaten kimse giydiremez yani. Herhalde ki ben de beğendim, giydim. Ben bunu söylüyorum öyle bir cümle, zaten. Öyle bir cümleye başladık. Yana yakıla Ayşegül'ü savunmuşsun da niye başıma kakıyorsun gibi bir cümle kurdun. Onun üstüne söyledin. Hayır, şimdi söyledi de ben başına tam el isteyip emin ol sen. Ben hatırlayınca Ayşegül'ü ben söyleyince söyledi Ayşegül'den aldığını. Yani niye söyleyeyim canım bana burada? Bana yardım etti dememişti. Neden söyleyeyim ki? Tamam, sen hani yani olayı buraya getir taşıdığın zaman söyledim tabii. Biz zahmet. Birini biliyoruz sadece. Ve ben Instagram'da her zaman onu yayınladım. Butiğini etiketledim zaten. Bir tane biliyoruz biz, bir de bir tane. Ceketimi, ceketi hepsini etiketledim zaten, var. Hiçbirini de silmedim. Ayşegül'ün butiği hep etiketli şeyimde. Ama buraya da çıkıp Ayşegül'den giyiniyorum diye söylemedim. Buraya yansıyınca söyledim. Ki burada da hani bana çok iyiliği dokundu. Kıyafet verdi bana kimse yardım etmeden. O yardım etti evet o zamanlar. Burada tam el isteyecektim, kendisi söyledi. Şimdi ben çok dikkatle sizi izledim ve dinledim. Sinem, sen Ayşegül'ün üzerinden prim yapıyorsun. Niye Özden'den yürümüyorsun? Niye Nihal'den yürümüyorsun? Niye Çiğdem'den yürümüyorsun? Ama şimdi onlarla baş edemezsin tabii. Niye Ayşegül'ünü? Ben burada Ayşegül'ü korumuyorum. Gayet objektif konuşuyorum. Diyorsa beni ezikliyor. Sen zaten bulunduğun programda ödül aldın değil mi? Kazandın. Evet. Daha ne, seni neyine ezikliyorlar bunlar? Yarışma geziyorsun, yemek yarışma programına yarışma gidersin. Yarışma gezmek, buradan ezik demek, hani, demek değildir. Bir dakika ben konuşayım. Sen konuşma. Peki. Beni önce bir dinlemesini öğrenin çocuklar. Seni ezikleme değil bunun adı. Ezikleme dediğin zaman halka oynuyorsun. Bunları yapmayın. Lütfen ya Ayşegül'den yürüme. Başka birisinden yürü. Yapmayın bunları. Bak sinirlendim şimdi. Özden'den yürü bakayım. Ha? Yürü bakayım Özden'den. Nihal'den yürü bakayım. Ayşenur'dan yürü. Çiğdem'den yürü hadi. Bulmuşsunuz, vurun abalıya yani. Ben Ayşegül'ü korumuyorum. Neden onun üstünden yapıyorsun? Söyleyebilir miyim?
Söyle şimdi, dinlerim. Özden'i bugün çok beğendim. Gayet de güzel olmuş. Beğenmediği için neden beğendim? Hep bak, hala bak. Bir demek istedim, konuya algı öyle zorunlu girdi. Bak bir algı, yani bu algılarını yine anlayamıyorum. Şimdi ben Özden'in yani demek istediğim bile ya anlamak istemiyorsun ya anlamıyorsun. Duygu, bak benim en sinirlendiğim şey ekrana oynamaktır. Duygu sömürüsüdür. Fakir edebiyatıdır yapmak hani. Fakir edebiyatı yaparlar böyle. Nefret ederim ben. Olduğunuz gibi olun, rica ediyorum yani. Söyleyeceklerim bu kadar Öykücüğüm. Tamam. Şimdi nereden bu kanıya varıyoruz? Hemen onu bağlayayım. Söz aldın. Döndün. Ayşegül, sana bir şey soracağım dedin. Ben sana söz verdim değil mi? Özden'le ilgili yorum yap diye. Daha Özden'le ilgili yorum yapmadan Ayşegül sana bir şey soracağım dedin. Neyini beğenmedin dedim. Tamam ama yani bir kurgu var kafanda. Ama hep beğenmiyor ya Öykü Hanım. Evet tamam. Ben de çıkınca her kim yani çoğu beğenmiyor. Bir bugün Emel'i beğendi, ona da şaşırdım. Hani neyini beğenmedin diye merak ettim yani. Hep bir beğenmeme şeyi ben var çünkü. Ben Özden çok kötüsün, beğenmedim demedim yok, ki yani, öyle bir yorum yapma hakkım da yok. Beğendiği şeyleri de söyledi, beğenmediği şeyleri de söyledi. Bence birbirinize takıntılı olduğunuz için bu hayır, kadar ben takıntılı değilim. Yani o zaman ben sen dedin ya bunu Nurcan'a yaptım gibi diye. Geldiğimden beri bir oraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Bir de Nurcan'a ben bunu yapmışım daha önce. Ama ben Nurcan'ın... Çiğdem'e de yaptın daha önce. Yani bir şey söyleyeceğim. Moda zevklerine güveniyorumdur, yapmışımdır. Sen onu bile dikkate almıyorsun. Ben kıyafetle ilgili bile konuşurken sen benim herkese yaptığım yorum üzerinden konuşuyorsun. Hiç alakası evet, genelde, yok. Genelde tamam, öyle bunun hiç alakası için. Yok. Davranışı konuşmuyoruz burada. Ben Özden'e ve Nurcan'a da neden beğenmedim tamam, dedim yorumu mesela. Konuşalım. Tamam, kıyafete dönelim artık. Yapacak mısın yorum? Evet, çok beğendim bugün ben. Seni çantana bayıldım. Kemerin, gömleğin muhteşem olmuş. Ayakkabıların da güzel. Yani bugün çok beğendim seni. O yüzden lafa girdim aslında. Teşekkür ederim. Bir yorum daha alalım Gülşah. Çantana bayıldım Özden. Gömleğin de çok güzel. Kemerin de senin herhalde bir 80'ler, 90'lar gibi bir vintage değil mi o? Yok vintage değil. Yeni mi? Aha, hani yeni. O dönemde çok modaydı ya. Ben kemersiz daha çok beğendim. Sanki o kemer ya da o gömleğin değil gibi. Ya daha böyle volanlı bir etek. Belki de altına acaba etek mi olmasaydı onun altına belki daha başka bir şey. Ayakkabıların çok güzel, sana da çok yakışıyor. Bir de yok etmen de güzel ama sanki o çantaya hani o gömleğin altına o ayakkabı değil burnu kapalı bir ayakkabı mı olsaydı ya da bot mu? Ona emin olamadım ama gözlüklerine gömleğine bayıldım. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Özden Cerrahoğlu ayakkabı 500 lira, çanta 169 lira, gömlek 250 lira, kemer 59 lira, gözlük 1600 lira. Çıkar gözlüklerini. Kirpiklerimi özlediniz. Evet, Korander yapıyor ya. Enteresan bir şekilde şıksın. Neden enteresan bir şekilde? Çünkü normalde o gömleği o kemerle birisi taksa altına o eteği giyse olmaz. Senin boy avantajın var ya. Bir de o kemerin çok bol aşağıda. Birazcık yukarı kaydırman gerekiyor. Yukarı ve sıkı. Değil ya, mi? Onu yaptım da burası sıkı. Aynen bak daha şu an şahane görünüyor. Bir de yakasını da kapat. En üst yakayı. Aa bu şey burada düğme yok. Yok mu? Keşke olsaymış. Ayakkabılarını sevmedim. Çantan çok güzel. Gözlüğünü de sevmedim. Saçın da bir dağınık. Dans ediyordum. Arada sizin şarkınızı çaldılar, zıplıyordum. Ha o benim şarkım. O yüzden... Partilediniz mi? Oradan mı geliyor? Evet. Teşekkür ederim. Vallahi çok iyi geldin. Gömlek muhteşem. Eteğinin sağ tarafını biraz indirir misin? Siyahın. Yo sağın. Sol? Ha sağ tarafın. Evet. Oraya elleme bu tarafını. Tamam. Hı-hı. Evet. Ben çok beğendim. Zaten çanta efsane olmuş. Ben de kolyelerinize bayıldım. Ya. Hipnoz etkisi böyle iç içe geçmiş çağırıyor. Aa sana hediye edeyim canım. Olur. Aa. Vallahi ederim ne var ayol? Ben gönlü bonkör bir kadınım.
anım, saatim, dakikam ve saniyem vardır. Şu saniye hediye edebilirim. Bonkörüm. Çünkü şiştim. Kemeri Kemal kafamdan aldı hakikaten. Ben de aynısını söyleyecektim. Şu an çok şey oldu. Çantayı al eline ya. Üf. Ne getirdin oraya koyuyorsun ya? Kemerimi o çanta konulur mu? Güzel değil mi? Ben bunun üstünde artık var ya bir şapka istiyordum yani. Ya ben bunu gece yaptım. Kimde var? Ayşegül bir versene. Oradan korkarım. Yani bir şapka istiyor. Allah bizim bakar mısın? Pop, aa gözlüklerimiz. Aa gözlüklerimiz bak. Güzel değil mi? Bir örnek. Ne? Çok güzel değil mi? Çok güzeller değil mi? Evet. Çok güzel olmuşsun. Ayakkabını görmüyorum zaten. Yani şey gördüm onu ben. Ayakkabı beni de rahatsız etmedi. Yani bir tarz gördüm. Moralim düzeldi. Böyle orada oturunca beğenmiştim yürürken ama böyle bir geldin çantanla. Yay, süper. Teşekkürler. Ay çok mutlu oldum. Tarzınız. Evet. Mutlu oldun. Ben de mutlu oldum seni böyle gördüğüm için. Gömleğin biraz çek aşağıya. Gömlek. Çek. O etin kısım çok azıcık görülmesi gerekiyor. Biraz daha çek. Aynı öyle. Kemer yerinde. Evet, ben de şapka biraz daha büyük şey olarak böyle bir isterdim. Güzel olur. Çanta muhteşem. Ayakkabı rahatsız etmedi çünkü görülmüyor. Güzel görünüyorsun. Bugün harikasın. Teşekkürler. 9. Çok tatlısınız bugün.